Merhabalar Merhaba. hepinize. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bu zorlu dönem sizler için sağlıklı ve güzel geçmiştir. Böyle bir dönemde böyle bir kongre yapabildiğiniz için de hepinizi tebrik ediyorum Teşekkür ederim. ben. Şimdi beni bu kongre için organizasyondan davet ettiklerinde şöyle bir soru oldu otomatik olarak ben de. Arkadaşınıza böyle bir soru sordum. Şimdi ben uzman doktor değilim, akademisyen değilim. Benden bu kongrede tam olarak nasıl bir konuşma yapmamı bekliyorsunuz diye sordum. O da bana işte yoğun bir akademik program var. Bunun arasında böyle öğrencilerimizin, insanlarımızın zihinlerini genişletebileceğimiz, böyle vizyon kazandırabileceğimiz onlara bir şeyler anlatabilir misiniz dedi. Ben de tamam dedim ondan sonra ve sonra düşünmeye başladım ben. Yani neye ihtiyacı var tıp fakültesi öğrencilerinin, hangi konuda zihin genişletmeye, vizyon kazanmaya ihtiyaçları var? Bu soruyu bir süre sordum ben kendime. Sonra da bazı cevaplar geldi. Bugün de böyle biraz sohbet ederek o cevapları anlatacağım ben size. Fakültedeyken şöyle bir anı hatırlıyorum. Bir tane fakülteden arkadaşımla bir otobüste seyahat ediyoruz. Ve bana şöyle bir şey anlatıyor. Bir dostları varmış. Orta yaşlarda bir hanımefendi, doktor. Ona şöyle söylemiş. İşte onun da ismini vermeyeyim şimdi. O canım demiş olsun. İşte canım, yıllar geçtikçe doktor olarak çalışmaya başladıktan sonra, doktor olarak yaşamaya başladıktan sonra mental olarak zihinde bir daralmaya gidebiliyor bazı şeyler. Artık bütün problemleri benzer şekilde çözmeye başlıyoruz. Bütün hayatsal faaliyetlere benzer yerden yaklaşabiliyoruz ve artık düşünme biçimlerimiz de benzer olmaya başlıyor. Hastalık tanı, tedavi, ayrıcı tanı hep oralardan ilerliyor ve yeni bir şey eklemek istediğimizde kendi pratiğimize ya da hayatımızdaki herhangi bir yere, farklı meslekten bir şey denemek istediğimizde, farklı bir alandan bir şey denemek istediğimizde, kendi tıbbiye pratiğimize yeni bir şey katmak istediğimizde, yeni bir bilim dalından faydalanmak istediğimizde artık o kadar kolay olmayabiliyor bir şeyler. Ve işler biraz daha tek düze ilerleyebiliyor. Şimdi o zaman ben bunu aklımda tuttum. Ve sonraki zamanlarda çok fazla doktordan buna benzer şeyler duydum. Yani bir şeyler tek düze ilerleyebiliyor, benzer gidebiliyor, yenilik yapmak zor. Şimdi bugün de sizin temanız tıpta inovasyon. O yüzden de bu yenilik kısmına odaklandım ben de. Şimdi bu tabii ki mutlak bir şey değil, bu anlattığım örnekler. Bu bir kısmı. Yani bir kısım tıp fakültesinden sonraki hayat benzer yollarla ve tek düze ilerleyebiliyor. Ama bu mutlak bir şey değil. Bir de diğer kısım var. Çeşitli olan kısım, yenilikler katan kısım. Burada ben birkaç çok değerli hocamın sunumlarını izledim. Birkaç öğrenci sunumunu izledim. Herkes müthiş yeniliklerden bahsediyor. Bir de böyle bir kısım var. Çeşitlilikle, yenilikle devam eden bir kısım var. Burada da şöyle bir soru ortaya çıkıyor bence. Yani ne bizi tek düze bir hayatta ilerletiyor, ne bizi bu çeşitli yenilikler katarak ilerlediğimiz hayat yolunda tutuyor. Şimdi burada ben iki kelimeye odaklanıyorum, iki kavrama odaklanıyorum bu sorunun cevabında. Birinci kavram mindset. Mindset nedir? İngilizce olan düşünce yapımız, düşünce setup'ımız, düşünce kurulumumuz. Ve mindset'imiz bizim bütün yaşamımızı etkiliyor. Olaylar karşısında tutunduğumuz davranışlar, verdiğimiz kararlar. Hatta bazı insanlar bunun her şeyin temeli olduğunu söyler insanlar için. Bütün çünkü hayatını etkiler. Yorumlamalarında, kararlarında, bir şeyle karşılaştığında verdiği tepkide. O yüzden mindset bence çok önemli. Biraz açacağız onu sonra. Diğer bir kavram da vizyon bence. Daha çok mindset'e odaklanacağım ama vizyon da çok önemli. Vizyondan bahsettiğim ne burada? Biraz bakış açımızın genişliği bence. Farklı olasılıkları görebilmek, farklı yolları fark edebilmek, oralardan da ilerleyebilmek
Ve o görüş genişliğimizi yukarıda tutmak. İşte olasılıklara açık mı oluyoruz? Olasılıklara kapalı mı oluyoruz? Nasıl ilerliyor hayatımız? Biraz o da bence vizyondan geçiyor. Şimdi tıp fakültesi öğrencileri Türkiye'de en zeki, en çalışkan, işte en disiplinli insanlar arasından oluşuyor genelde. Yani bunun bir kısmı hayallerini gerçekleştirmek için tıp fakültesine girenler var. Bir kısmı da ülkemizdeki eğitim koşullandırmasıyla öyle bir yönelen bir kesim var ama genelde en iyi öğrencilerimiz tıp fakültesine gidiyorlar. Peki bizim mindsetimiz nasıl? Bizim vizyonumuz nasıl? Yani tıp fakültesi öğrencilerinin, bu Türkiye'nin en parlak öğrencilerinin fakülteden mezun olurken hepimiz birkaç seçeneğimiz olduğunu biliyoruz. Yani bundan sonra bazı yollardan ilerleyebiliriz. İşte uzmanlıklar var, farklı yollar var. Birkaç seçeneği olduğunu herkes biliyor ama bütün her şey bu birkaç seçenekten mi ibaret acaba? Yoksa tahmin ettiğimizden çok daha fazla seçenek mi var aslında? Çünkü buradan sonraki zaman bizim bütün hayatımızın geri kalanını oluşturuyor ve çok uzun bir zaman var orada. Birkaç seçenek üzerinden ilerlemek bir şeyleri daraltabilir, bizim kendi potansiyelimizi daraltabilir. Ama bütün olasılıkları görebilmek, bütün yolları fark edebilmek bizde yeni şeyler açabilir. Şimdi bununla ilgili bir görselle karşılaştım ben yakın bir zamanda ve bu görsel benim çok hoşuma gitti. Hatta böyle odama asmayı falan düşündüm. Sürekli bence bu görsele bakmalıyız. Bu görsele bir göz atıp kendimizi hatırlatmalıyız. Şimdi onu sizinle paylaşayım. Bu birinci görseli alabilirim ben şu an yayına. Şimdi bu görseli beraber bir bakalım. Burada ne görüyoruz? Bir the past, geçmiş, gelecek, ortada bir dikey, today, bugün ve sol tarafta bir tane yeşil bir nokta. You are born, doğduğun yer. Ve yeşil bir patika ilerliyor. O da ne demiş? Your alphabet, hayat yolun. Şimdi ben buna bakınca ne görüyorum öncelikle? Şimdi doğduktan sonra hepimiz belli yollardan ilerliyoruz. Yani çoğunlukla çok fazla yolumuzun olduğunu düşünmüyoruz. Hayat bizi belli yerlere sürüklüyor. Ya da bazı seçimler yapıyoruz. Ya da bir şeyleri birilerini izliyoruz ve belli yollardan ilerliyoruz. Ama ben burada şöyle bir şey görüyorum. Çok fazla seçenek var aslında doğduğumuzdan itibaren. Bütün o siyah olanlar şu an bizim için kapalı. Ama hepsinin içinden geçebilirdik. Hepsinden farklı yerlere varabilirdik. Farklı insanlar olabilirdik. Farklı şeyler seçebilirdik. Sonsuz bir olasılık var. Çünkü her seçim başka bir yolu. Her yol başka bir yolu açıyor. Ve muazzam bir şey ama geçmişten konuşmaya çok gerek yok şu an. Geçmiş geride kaldı. Şimdi today'e geldiğimde evet hayat yolum beni bir yere ulaştırdı. Ve arka planda benim için kapanan yollar var. Artık o yollara geri dönemem. Bu yolu seçmişim. Yapacak bir şey yok bununla alakalı. Ama benim için bu görsele baktığımda ilham verici olan şey şu. Bugünden geleceğe doğru baktığımda her şey yemyeşil ve bütün yollar bize açık tamamen. İnanılmaz bir şey bu. Çok ilham verici. Birkaç yolum mu var? Hayır. Çok fazla yolum var. İstediğim yerden gidebilirim. İstediğim şeyi seçebilirim. Ve o yollar başka yolları, o yollar başka yolları ilerletebilir. Yani çok fazla yolum var. Ve bunu sürekli kendimize hatırlatmalıyız. Zaman geçtikçe bir şeyler daralmıyor aslında. Aslında bizim seçimlerimize göre, bizim bakış açımıza göre bir şeyler daralıyor. Bakış açımız neydi? Neden bahsediyordum? Mindset'ten bahsediyordum. Şimdi bu grafiğe baktığımızda hepimiz farklı şeyler görüyoruz bence. Hepimiz farklı şeyler algılıyoruz. Bence bunun da nedeni işte o mindsetlerimiz. Her şeyin temeli belki de gerçekten mindset. Bununla ilgili Stanford Üniversitesi'nden Carol Dweck isimli çok güzel bir akademisyen var. Onun da bir kitabı var bununla alakalı. Mindset tiplerini anlatıyor. İki tip mindset var diyor. Bu görseli kapatabiliriz bu arada. Bu görselde işimiz bitti. İki tip mindset'ten bahsediyor. Diyor ki
Fixed mindset, sabit mindset, bir de growth mindset. Yani gelişen, büyüyen mindset. Şimdi biraz bunlara bakalım. Sabit mindset'teki insanlar genelde şöyle yaşarlar hayatlarını. Başarılar, yetenekler doğuştan gelir bize. Biz doğuştan alırız bazı yetenekleri ya da başarıları. Onu gerçekleştiririz. Bir şeyleri öğrenmek çok zordur. Yenilikler katmak çok zordur. Yeni şeyler yapmaktan korkar bu insanlar. Oldukları yoldan ilerlemek isterler. Bu insanlar işte daha çok tek düze yaşamaya yatkın insanlar olurlar. Çünkü bakış açıları, düşünce kurulumları tamamen bunun üzerine olur. Fakat bunun yanında growth mindset var. Bu arada bunu Carol Dweck çocuklar için söylüyor. Çocukların yapılarını anlatırken bir yazdığı bir şey bu. Ama bütün insanlar için geçerli bu yani. Kaç yaşında olursak olalım geçerli. Hani sabit mindset'ten growth'a geçebiliriz, growth'tan sabite geçebiliriz. Bunlar böyle dinamik hayatta sadece bir yerde kalmıyoruz. O yüzden sürekli kendimizi hatırlatmakta fayda var. Ben neredeyim şu an? Ben hangi tipteyim? Growth mindset'teki insanlar içinse her şey öğrenilebilir. Her şey geliştirilebilir. Ve yenilikler korkutucu şeyler değildir. Yenilikler yeni deneyimlerdir. Hepimizin bazı potansiyelleri vardır. Öğrenebileceğimiz şeyler vardır. Onların içine dalmaktır biraz yani. Dalacak cesaret bulmaktır ya da onunla eğlenmektir belki de. Growth mindset böyle bir şey ve şimdi ikinci görseli alabilirim ekrana. Oradan bir şey göstereceğim. Geldi hocam Şimdi ikinci görselimiz. gördüm. Şimdi burada neuroscience bize bir şey anlatıyor. Bu mindsetlerle alakalı. Bu bir beyin aktivite haritası gibi düşünebiliriz. Şimdi iki tip beyni incelemişler, aktivitelerine bakmışlar. Bir solda fixed mindset'i görüyorum, değil mi? Sabit mindset. Ortalama bir aktiviteyle devam ediyor. Ama growth mindset'i görüyorum. Gelişen düşünce kurulumu. Ne kadar aktif bir beyin var. Şimdi iki tane insanı yan yana alın ve bundan sonraki 10, 20, 30 yılı yaşayacağını hesap edin. Hangi taraftaki insan hayatına acayip şeyler katabilir? Hangi taraftaki insan yenilikler katabilir? Tırnak içinde inovasyon yapabilir. Hangi taraftaki insan daha tek düze bir hayatın içinden gidebilir? Yani bu aktivite haritası bence bu kısımda çok şey anlatıyor bize. Bunu da dolayısıyla zaman zaman ben neredeyim? Hangi taraftayım? Şu an davranışlara, olaylara, yaşadığım şeylere ne taraftan yaklaşıyorum diye bir bakmakta fayda var. Şimdi bu görseli alabiliriz. Şimdi bu biraz modern tıbbın bakış açısıydı. Dünyada birçok öğreti var. Sadece modern tıp yok. Doğudaki öğretiler de var. Uzak doğuda da acayip öğretiler var. Benzer bir şey anlatıyorlar aslında. Farklı bir yerden yaklaşıyorlar. Onu anlatacağım şimdi size. Zen öğretileri var uzak doğuda. Ve zen öğretilerinde iki tip zihin tipinden bahsediyor. İki zihin tipinden. Ve bu zihin tipleri çok şey fark ettiriyor zaman zaman. Bu zihin tipleri ne? Bir başlangıç zihni var, bir de uzman zihni var. Şimdi başlangıç zihninden ne anlatıyoruz? Başlangıç zihnini şöyle tanımlayabiliriz. Bir eylemi yapmaya ilk başladığımızda, ilk kez bir şey yapıyorsunuz. Mesela bir okula ilk kez gittiniz, ilk gün okuldasınız. Çok sevdiğiniz bir filmi ilk kez izliyorsunuz. Çok sevdiğiniz bir insanla ilk tanıştığınız günü gözünüzün önüne getirin bunları. Her şey ne kadar berrak, değil mi? Bütün detayları hatırlıyoruz. Her şey çok parlak. Çok açığız olanlara, bütün algılarımız açık, bütün hayatı açığız ve gelecek şeylere, gelecek deneyimlere çok açığız orada. Öyle değil mi? Böyle kendimizi kapattığımız bir şey yok. Öyle bir durumumuz yok. Ve orası gelen her şeyi almaya çok müsait, değil mi? Çünkü ben hiçbir bariyer koymuyorum deneyimle ve hayatla arama. Bütün yenilikler, bütün deneyimler bana doğru gelebilir. Hiçbir problem yok. Diğeri ne? Diğer zihin ne? Uzman zihni. Uzman zihninde de işler biraz şöyle işliyor. Ben biliyorum ya biraz. Ya ben bunun zaten nasıl olduğunu biliyorum. Ya da ben bunu zaten deneyimledim. Bir okula başladım, 2 ay geçti. Ya da bir işe başladım, bir süre geçti. Ya da bir insanla tanıştım, belli bir zaman geçti. Artık onun hakkında kalıplarım var belki de, kalıplar oluşturdum.
bazı yargılar geliştirdim. Artık onlarla yaklaşıyorum her şeye. İnsanlara, yaptığım bilime, kendi tıp pratiğime, hayatımdaki diğer şeylere, yani herhangi bir deneyime. Bu sefer ne oluyor? Ben bir bariyerle giriyorum bu işin içine. Ben bir şeyi kapatıp buranın içine giriyorum. O zaman da ne oluyor? Bana doğru her şey o berraklıkta gelmiyor. Çok dikkat ederseniz böyle gözünüzün önüne yine getirirsiniz. O berrak hatırladığınız ilk karşılaşma detaylarınız sonraki zamanlarda kendini flu anılara bırakacak, değil mi? Bütün okul hayatımızı ya da bütün böyle bir insanla tanıştıktan sonraki şeyleri hatırlıyor muyuz? Hayır. İlk zamanları, ilk deneyimleri çok daha berrak hatırlarken bundan sonra bir şeyler daha flu olmaya başlıyor, değil mi? Mindset kısmından yenilikler ve diğer taraftaki tek düze tarafından tanıdık geldim biraz. Değil mi? Şimdi bir tane daha görselim var. O son görseli de alabilirim buraya. Bu da çok güzel bir karikatür ve bence bu anlattığım başlangıç zihni ve uzman zihni kısmını çok güzel anlatıyor. Kısaca anlayabiliriz buradan. Şimdi sol tarafta ne diyor? I know how this works. Bunun nasıl işlediğini biliyorum ben. Bunun nasıl olduğunu biliyorum. Sağ taraftaki ne diyor? I wonder how this works. Ben bunu nasıl işlediğini merak ediyorum. Öğrenmek istiyorum ben bunu. Şimdi sol taraftaki uzman zihni anlattığım, işte sağ taraftaki başlangıç zihni. Ve oradaki fenotiplerden bile bu insanların hayata karşı nasıl olduklarını, hayatın onlara doğru nasıl aktığını anlayabiliriz bence. Öyle değil mi? Biri ne kadar kapatır, bir de ne kadar açar kendini ve bütün yenilikler ve o işte grafik vardı ya, yeşil her taraf yeşildi, her tarafa gitmeye ne kadar açık olabilir? Başlangıç uzman zihni böyle. Şimdi bununla ilgili de küçük bir zen hikayesi anlatacağım. Benim çok sevdiğim bir hikaye. Bunu da pekiştiriyor çok. Şimdi bir gün bir profesör bir zen ustasının yanına gitmiş. Demiş ki usta usta ya bana zen'i anlatır mısın? Usta da bakmış profesöre. Elinde bir fincan, işte çaydanlık, çay dolduruyor. Bakmış bir şey söylememiş. Çay doldurmaya devam etmiş. Çay dolmuş dolmuş, fincan taşmış. Profesör dayanamamış. Demiş ki ya usta fincan doldu. Sen niye hala dolduruyorsun? Usta durmuş demiş ki ben işte senin dikkatini bir yere çekmek istedim. Sen zen'i öğrenmek istiyorsun ama durumun aynı bu fincan gibi. Sen bütün zihnin dolu olarak gelmişsin. Her şey bütün ön yargılarınla gelmişsin. Ben her şeyi zaten biliyorumla gelmişsin. Öyle gelince ne oldu? Senin öğrenebileceğin çaydanlıktan dökeleceksen zaten o fincana girmeyecek. Zaten öyle taşıp gidecek seninle birlikte. Evet. Başlangıç zihninde, uzman zihninde zaman zaman kendimize sormakta fayda var. Ben ne taraftayım? Hangi kısımdayım ben? Aynı mindset gibi. Hepsini anlatıyor. Yeni yollara açık olmak. Yeniliklere açık olmak. Tıp fakültesi öğrencilerinin bu topraklarda yaşayan insanların yeniliklere açık olmaya ve yeni şeyler denemeye ihtiyacı var. Ve önümüzde yüzlerce doktor var aslında. Yani dünyada da, Türkiye'de de yüzlerce değişik şeyler yapan doktorlar var. Bu arada görseli alabiliriz. Görselle bir işim yok. Yüzlerce örnek var, değil mi? Mesela bana bir fakültedeyken bir akademisyen hocam anlatmıştı. Bir keman virtüözü var. Keman çalıyormuş çok ciddi bir şekilde. Ve tıp fakültesinde okumuş işte. Fakülteyi okuduktan sonra doktor olmuş. Ve keman pratiğini bırakmak istememiş. Ne yapabilirim, ne yapabilirim? Bilim de yapmak istiyorum. Sonra anatomi üzerine PhD yapmış ve bu keman çalım pozisyonlarını, enstrüman pozisyonlarını çalışmış. Onlarla ilgili çalışmalar yapmış. Farklı bilim dallarını, farklı hayat dallarını birleştirebilmek. Değil mi? Çok acayip şeyler var. Mesela sınır tanımayan doktorlar diye bir şey var. Dünyanın farklı yerlerinde, savaş bölgelerinde, yoksul yerlerde gidip hizmetler verebiliyoruz. Oralarda çalışabiliyoruz.
Yine bir sürü sanatçı doktor var, bir sürü sporcu doktor var, farklı şeyleri birleştirenler var. Artık günümüzde farklı tıbbiyenin içinden farklı şeyler yükselmeye başladı. Fonksiyonel tıp gibi daha sese duyuluyor artık bunların işte holistik tıp gibi şeyler var. Pratiğin içinde de birçok şeyi birleştirebiliyoruz artık. Birçok şey ortaya çıkabiliyor artık. Ben de şimdi bu konuşmadan önce İlay böyle çok nazikçe benim yaptıklarımı anlatıyordu. Ben de güldüm böyle. Ben de bir sürü şey yaptım. Yani ve yeniliklere kendimi kapatmadım. İşte seyahat ettim 40'a yakın ülkeye. Şiir kitapları yazdım. Şarkılar yazdım. Farklı acayip projeler yapıyorum. O projeleri tıbbiyenin nereleriyle birleştirebilirim. Bundan sonraki hayatımda o bana bütün açık yeşil yolların hangilerinden gitmek bana ait onu bulmaya çalışıyorum. Çünkü hepimizin kendi potansiyelleri var yani. Hepimizin hediyeleri var. Hepimiz buraya gelirken benim görüşüme göre farklı hediyelerle geliyoruz. Farklı potansiyellerle geliyoruz ve hepimiz için bu çok benzersiz bir şey. O yüzden tek düze yollardan gitmek, herkesin gittiği yollardan gitmek bizim sadece bu benzersiz potansiyellerimizin belki de heba olmasına neden olacak. Yani hediyelerimizi yaşamak ise kendimizi onurlandırmak bence. Kendi potansiyellerimizi onurlandırmak. Hangi yol, hangi potansiyel bize aitse oradan gitmek ve bu fakülteden sonraki fakülte içinde de bu hayatımızda, bu doktor olan hayatımızda o bize ait yolumuzu bulmak, tek düze bir yol değil, çeşitliliklerle ve yeniliklerle yaşamak. Aslında bu çok eski bir deyiş var. Ben şimdi sözlerimi sonlandırıyorum yavaş yavaş bugün anlatacağım şeyleri. Çok eski bir deyiş var. Ben fakültedeyken böyle birçok şeyle uğraşırken bana çok söylerlerdi. Bence herkesin zaman zaman hatırlaması gereken bir söz bu. Şöyle diyor eski doktorlarımız, tıbbiyeden her şey çıkar, arada bir de doktor çıkar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.